Günaydın. Günaydın. Şşş. Oh, günümüz şimdi tekrardan aydı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Bakın çocuğum olmuş. Nazar diyelim, geçelim. Klasik benimle bir hafta vloguna başlamış bulunmaktayız. İlk gün evdeyiz. İkinci gün dergi çekimine gidiyoruz. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Biliyorsunuz ki böyle vlogları çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü kanalımda en çok izlenen vloglar arasında yerlerini alıyorlar haftalık vloglar. Yarın bir dergi kapak çekimine gideceğiz. Saç makyaj bana ait. Çok heyecanlıyım. İlk bireysel işim galiba. Yok, ilk değil ama kapak olarak ilk işim yani. O yüzden bir tık heyecanlıyım. Şu çocuğumu da onun stresine bağlıyorum açıkçası. Bu nasıl bir şeydir? Neyse geçer söndürürüz. C vitaminimizi sürdük. Nemlendiricimizi de sürelim. Günümüze başlayalım. Bir güzel kahvaltı, üstüne de güzel bir film açar izleriz. Belki akşamüstü de dışarı çıkarız bilmiyorum. Şu anlık bir planım yok. Durmasını bekleyeyim birazcık. Bu arada Garnier'in bu C vitamini serumuna gerçekten aşık oldum. İnanılmaz seviyorum. Şuradaki koyu lekelerimi gerçekten çok güzel bir şekilde açtı. Uzun zamandır kullanıyorum çünkü. Parlaklığı zaten tartışılmaz. Çok iyi. Şimdi de C vitamininin nemlendiricisine geçtim. C vitamini serisine aşık oldum. Yani of! Ya ilk başta kullandığımda hiçbir etkisini göremem falan diye düşünüyordum açıkçası. Çünkü kötü yorum da çok vardı ama uzun süre kullandıktan sonra gerçekten etkisini gördüm. Uzun süredir kullandığım ve memnun olduğum seri budur. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten cildime çok iyi geldi. Bu aralar her gittiğim yerde bana cildin ne kadar güzel diyorlar. Nazar değmesin. Değdi zaten yeterli. Şunlar da Regli'den kalma. Onlar da Merhaba, geçecek. ben de bakayım. Beni de influence et. Aşkım C vitaminli şey seri. Ben bunu gerçekten çok seviyorum. Benim şuradaki leken var ya bak koyu kahve. Evet söylemiştim. Ben başka bir Açıldı. şey sandım. Yoksa gelmiyordu. Yok Origins'i... Merhaba Damla Melih. Senden influence olduk. Evet Damla'dan oldum gerçekten. Evet çocuğum Bunu da görün. Hadi şimdi giyineyim kahvaltıya geçelim. Bu kadar çalışıp parayı mezara mı götüreceksin bebişo? Mızaraya götüreceğim. Açamazsın. Telif yiyeceğiz gene. Meloş montun güzelliğini daha. Ya dünden beri alışveriş yapıyor. Beni sürüklüyor. Ben kahvaltı hazırlayacağım. O öyle konuşuyor. Kahve de koyuyorum bize. Şey var ya Instagram'da anneler yağ yapıyor böyle üstüne elini sıkıyor. Ben de öyle oldum. Sana bağırdım diye üzülüyorum ama bana bağırma tamam mı? Anneye bağırılmaz. Sence de biraz abartmıyor musun? Sana inanamıyorum. Kahvaltıdan sonra içim geçmiş. Hemen hazırlandım. Kursa gidiyorum belgemi almaya. Öyle oldum. Aynamı da bir ara sileyim. Gözlerim yaşlı. Kurs bitirme belgemi almaya geldim akademiden. Bitti. Bu serüven de burada bitmiş bulunmakta. Kısa bir süreliğine öğrenciliği tekrar yaşadım. Ama erken bitti. Neyse. Güzel şeyler oldu. Güzel şeyler kattı burası bana. O yüzden çok seviniyorum. Çok sevinçliyim. Böyle aldım gidiyorum. Belgemi aldım, geldim. Yüzümü gözümü de yıkadım. Şura iyice beni rahatsız etmeye başladı. Çok fazla fondöten yüzümde dursun istemedim. Şuralarım da bir kızardı. Sabah nazar ettim kendime. Kendi kendine nazar edebilir mi insan? Ettim işte. Neyse belgemi de aldım size göstereyim hemen şöyle. Güzel, mutluyum. Yani Altıyer bana gerçekten güzel bir ortam sağladı. O yüzden iyi ki yapmışım diyorum. İyi ki bu yola girmişim diyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben şimdi oturup dizi izlemeye başlayacağım. Yarın da çok erken kalkacağım zaten set olduğu için. Ondan sonraki günde Number One ödülleri olduğu için arada böyle size bir şey çekemeyebilirim. Şimdi kafam boşken hemen söyleyeyim. Çünkü o arada böyle pıt eve gel, makyaj fırçalarını yıka, yeni bir çanta hazırla derken o kaosta bir şey çekmeyi muhtemelen unuturum. Unuttum dememek için de şimdiden söylüyorum. Unutmadım. O arayı çekmeyeceğim. Bilginiz olsun.
Bu şekilde. Artık sette görüşürüz. O iki günü de size güzelce çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Sonra da haftamıza devam ederiz zaten. Yarın görüşürüz. Aa, enteresan oldu. 2 dakikaya hazırız. Hemen. Evet. Tamam. Biz devam. Bir işin daha sonuna geldik. Ben şimdi çıktım, eve geldim. Birazdan eve çıkacağım. İnanılmaz tatlı bir ekipti. Burakcan çok tatlıydı. İşte Gardırop Magazin ekibi çok tatlıydı. İyi ki beraber çalıştık. Çok keyifliydi. Çok da kısa sürdü aslında. Saat 9'da gittik. Saat şu an 2 falan. Şimdi de eve çıkacağım. Bu videodan bağımsız size makyaj koleksiyonumu çekecektim. Hazır tipim düzgünken onu da aradan çıkartayım istedim. Ayrıca işte benimle birkaç gün berabersiniz. Biliyorsunuz ki böyle vlogları çok seviyorum. Böyle. Hadi şimdi eve gidelim. Önce güzel bir yemek yiyeyim. Ondan sonra da makyaj koleksiyonu videosunu çekeceğim ayrı bir şekilde. Hangisi önce gelir bilmiyorum. Böyle. Şimdi evime gidiyorum. Bugün oligark. Ya yok artık ya. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oligarktayız. Number One'ın müzik ödülleri var. Ben de make-up artist olarak geldim. Akşam da güzel partileyeceğiz. Çok hızlı geldim gene geç kaldığım için. Şimdi açtım kamerayı. Öyle bir merhaba diyeyim dedim. Size etrafı göstereceğim. Güne başlayacağız. Saat şu an 1.30 falan. Akşama kadar buradayım. Hatta geceye kadar buradayım. Bakalım, yoğun bir gün olacak. Makyajları muhtemelen çekemem size ama sonrasında eğlenceyi beraber yaşayalım istedim. Bu şekilde outfitimi de gösteriyorum. Nerede gösterebilirim outfitimi size? Outfitimi de asla çekememişim. Neyse, bir ara göstereceğim size boydan. Bakın, etrafı gösteriyorum size. Niye bana bakıyorsunuz ya? Beni geldiniz. Setup'ımız bu şekilde. Çaylar. Bu arada buraya gene Altier'le geldim. Kendi özel gittiğim setlerle alakası yok. Bunun Altier'le geldim. Böyle işler olduğu zaman arada geliyorum. Seviyorum çünkü. Hem ekibi seviyorum hem böyle yeni insanlar tanımayı seviyorum biliyorsunuz. O yüzden Altier'le de arada çalışıyorum. Öyle. Burası bu şekilde şu an. Yoğun ve kalabalık ortam. O yüzden çok konuşamıyorum. Anlıyorsunuz beni. Aa, durun. Outfit çekimi burada yapabilirim size. Durun. Böyle. İçimde Altier tişörtü var. Yanıma da yedek bir tane düz tişört getirdim ki akşam onu giyeyim. Herkes bana bakıyor. Bizim makyajlar bitmek üzere. Kendimizi biraz daha boyadık. Birazcık göz kalemi falan sürdüm ki geceye uygun olayım. Böyle yaptım makyajımı. Şu gözümün içindeki ışıltının güzelliğine bakar mısınız? Ha! Çok iyi bir YouTube izleyicisiymiş. Dedim ki bütün vloglarımı izle ve bana yorum yap. Öyle işte, ne diyordum, şu gözümün içindeki ışıltı o kadar güzel ki, Tom Ford'muş. Bayıldım. Hemen kendi koleksiyonuma ekleyeceğim. Böyle. Size biraz etrafı göstereyim. Backstage'de bu şekilde. Burası bir kaos. Şurada oturuyorlar. Bayağı kişi var burada. Tanıdık yüzler var. Güzel, keyifli geçiyor. Şurasının kaosunu görmezsek her şey mükemmel. Herkesi bitirdi. Kendine yaptırıyor şimdi oturmuş. Eğlenme moduna geçtik şu an. Geldik, burada bir fotoğraf çekeceğiz. Sonra devam ediyoruz eğlenmeye. Hani Yener geldi değil mi? Değil mi? Bakıyor bana. Hani Yener'i izledik, şimdi tekrardan geçeceğiz. Her zaman her yerde.
arkadaşlar. Bugün sizinle beraber hayırlı bir işe yolculuk yapmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Ay böyle söyleyince çok komik oluyor ama hayırlı bir iş için biyometrik fotoğraf çektirmeye gidiyorum Enes'le. Hayallerimiz var, hedeflerimiz var. İnşallah onları başarabilmemiz adına pasaport başvurusunda bulunuyoruz. Benim eski pasaportum öğrenci pasaportuydu. Onun zamanı geçti, o yüzden yeni bir pasaporta başvuruyorum. Öyle güzelce hazırlanmaya başladım. Saçlarımda şu an bakım yağı var. Duş aldıktan sonra sürdüm. Bir yarım saat bekleyecek kafamda. Sonra kurutup fön çekeceğim. O arada işte C vitaminimdir, nemlendiricimdir falan sürüp cildimi hazırlayacağım. Güzel bir biyometrik fotoğraf makyajı yapayım kendime. Bol kontürlü, yüz hatlarımı belirginleştiren ama çok makyaj durmayan bir makyaj yapacağım. Bu şekilde, yani günlerim böyle geçiyor. Birkaç gündür evde dinleniyordum. Çekimlerden sonra birazcık yattım. Evde vakit geçirdim kendi kendime. Şimdi tekrardan çekimler başlıyor. İşte o arada biraz arkadaşlarımla takılıyorum. İşlerim vardı, onları halletmeye çalışıyorum. Çok fazla dışarı çıkmıyorum bu ara ama böyle bir etkinliğe falan ya da ne bileyim herhangi bir kahve içme falan. Genelde evdeyim. Bu aralar sıkıcıyım yani. Ama olsun. Böyle bir şeyler çıkıyor işte. Heyecanlıyım ya. Çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum bu arada. Bilmiyorum. Bakacağız. Kısmetse inşallah. Şöyle nemlendiricimi de süreyim. Cildim düzelmiyor. Şuradaki lekem ve şuradaki sivilcem gitmiyor. Nazar ettim kendime. Gerçekten nazar ettim. Her gittiğim yerde cildimi övüyorlar dedim. Al sana övgü. Neyse düzeleceğiz inşallah. Güzel bir makyajla modumuzu yakalayalım. Bugün çok enerjik uyandım. Çok mutlu uyandım. Bilmiyorum neden böyle uzun süredir bu kadar neşeli uyanmıyordum. Şimdi ben güzelce saçımı kurutayım. Sonra makyajımı falan yapayım. Öyle geleyim. Çünkü makyaj yaparsam çok uzun bir video olur. Eğer beğenirseniz makyajı, yapmamı isterseniz aşağıya yorum yaparsınız. Makyajı özel olarak size gösteririm. Hazırlandım. Bu şekilde şöyle görünüyordur diye düşünüyorum. Şimdi Enes'i bekliyorum. Çıkacağız, gideceğiz, fotoğraf çekileceğiz. Cim nasıl olmuş? Böyle bronze tonlarda yaptım. Bol cillik sürdüm çünkü ben ne kadar sürersem süreyim çok fazla görünmüyor. Umarım şu an oradan gayet güzel görünüyordur diye düşünüyorum. Saçlarım bozulmasa iyiydi. Şöyle duracağım. Şey yapayım. Alıştırma. Ben böyle duramam ki. Neyse gidiyoruz. Hadi Enes beni bekliyor. Hep sinir oluyor sonra. Önce sen çektir. Çıkıyor falan var mı? Var, çıkartayım mı? Çıkartıyoruz tabii. O zaman ben çekileyim. O zaman sen çekil önce. Efendim? Pörükte kalsın mı? Ya fark etmez. Ben süsleyeceğim. Ama ben boşuna mı süslendim ya? Nerede? Bir tane daha çekelim, rahat bakıyoruz. Çok hafif bir öne eğilme şimdi, çok az. Evet. Lise'ye var. Evet, kulaklarınızı açıyorsunuz şöyle. Komple mi açık? Tabii, kulaklar gözükmesi gerekiyor. Tamam, gayet. İyi midir? Gayet. Objektife bakalım. Şurayı saç tekrar üzerine geldiniz. Yavaşça yaparsanız... Tamamdır. Evet. Şimdi objektife bakıyoruz. Gülmeyeceksiniz, doğal bakmanız yeterli. Gayet güzel. Bir tane daha çekelim. Rahat bakıyoruz. Başını değmeyin. Çok az yana doğru. Tamam. Gayet güzel. Hangisi olsun? Hangisini yapalım? Ortadaki bence olsun ortadaki abi. Bir isim rica edeceğim. Mihriban. Soyad. Yetim olan. Sadece soruyorum. Bu nedir? Durun bir dakika. Bu nasıl bir fotoğraf ya? Bir kere güzel çıkmak istedim ya. Saçlarımı o kadar yaptım böyle önler kıvır kıvır. Kulak arkası yap dedi bana. Neyse. Yapacak bir şey yok. Günaydın. Nasıl şey prodüksiyon ama çok iyi bence. Pazar günü erken kalktım, evimi toparladım, kahvaltımı yaptım, hazırlandım ve dışarı çıkıyorum tek başıma. Birkaç ihtiyacım vardı, onları almaya gideceğim. Dedim ki haftalık vlog bari kapanışını böyle yapayım. Bir enerjik uyandım, ki sormayın. Benzin ışığım yanıyor. Neyse, bu şekilde. Gidiyoruz.
Çok mutluyum, çok güzel her şey dedim. Araba çalışmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar araba çalışmıyor. İnanamıyorum. Ya şaka gibi çalışmıyor araba. İnanamıyorum şu an. Akü mü bitmiş? Ne öyle esnafa sordum öyle dediler. Ne yapacağım ben kaldım böyle. Al işte. Nazar ettiğiniz hain insanlar. Daha demin ne kadar mutluydum ben. Umarım aküdür ya, araba bozulmamıştır diye düşünüyorum. Neyse metroyla devam ben ama buna bir çözüm bulacağız. Enes de telefonumu açmıyor sporda. Gelsin. Onunla bir bakarız. Şu an çok gerginim. Kendime güzel bir çanta hazırlamıştım. Tripodum. İşte okuyacağım kitap falan ama hayaller. Metroyla geldim. Şimdi Enesler de AVM'deydi. Buradan beraber gideceğiz. Bir arabaya bakacağız. Moral bozuldu. Ya yemin ederim bir daha çekmesem gerçekten inanmazsınız belki ya. Bu kadar mutlu güne başlayıp böyle bir şey yaşamak da ne bileyim. Neyse ben bir Mac'e uğrayacağım şimdi. 2 gün çekimim var. Onun için concealer paleti alacağım. Ondan sonra birkaç eksiğim var. Onları da alayım. Sonra Enes'lerin yanına gideyim. Sporcularla buluştuk. Ay yavrum çok iyi. Çok sıcak ya. Üstünü çıkaracaksın kasların görünsün değil mi? Aa ne kadar sıcak. Üf ne kadar sıcak ya. Bak bak çıkartıyor ben. Çıkarayım da kaslarımı yüzüme oynatma. Eve geldim. Hiçbir şeyi de halledemedim. Yani arabayla ilgili hiçbir şeyi. Akü destek değil. Akü takviye kablosu gerekiyormuş. O yok. Kimse de pazar günü olduğu için de her yer kapalı falan. Halledemedim. Araba kapıda yatıyor. 2 gün sonra setim var. Sete giderken arabayla gitmem lazım. Yarın o yüzden onu halledeceğim. Sabahın en erken saatinde. Biraz moralim bozuk. Yeni akü alacakmışım falan galiba. Bilmiyorum. Nereden çıktıysa bu. Hiç sorun değil. Günümü güzelleştirecek bir alışveriş yaptım. Hemen size onu göstereyim. Yves Rocher'dan bu sabitleme pudrasını istiyordum. Gittim aldım. Fiyatı 227 liraydı. Sonra kasaya gittim. Kasada bana oradaki çalışan hanımefendi dedi ki 50 TL indirimimiz var. Bir tane krem alırsanız 20 liraya geliyor. Ayrıca size hediye vereceğiz. Allah Allah dedim. Olur tamam. Sonra bana bir böyle tam boy makyaj temizleme kremi hediye ettiler. Hem de hassas ciltler için. Yani şu 3 şeyi şöyle hemen göstereyim. 3 ürünü ben 202 liraya almış oldum. Yani tanesi 227 olan bir pudrayı almaya gitmiştim. Oysa ki 3 ürünle çıktım ve 227 lira verdim. Yıvruş'un bu satış pazarlama taktiğine bayıldım. Beni çok cezbettiler. Gerçekten çok güzel cezbettiler beni. Artık sürekli Yıvruş'a gitmek istiyorum. Bana hediye veriyorlar çünkü. Pudrayı da setlerde falan kullanmak için aldım. Temiz içerikli olduğu için her cilde korkmadan kullanabilirim diye. Böyle tatlış bir paketlemesi de var. Çok sevdim. Bunu kullanacağım. Şu makyaj temizleme kremini de çok merak ediyorum. Hem de hassas ciltliler için uygun olması da çok iyi oldu benim için. Benim cildim de hassas biliyorsunuz. Bunu da deneyeceğim. Beğenirsem devam ederim. Makyaj temizlemem de yoktu açıkçası. Teşekkürler İbroş. Öyle işte biraz modum düştü açıkçası. Yani araba bu beni biraz sinirlendirdi ama olsun. Bu şimdi hazırlanıp Enes'le beraber bir düğüne davetliyiz. Oraya gideceğiz. Ama onu çekmeyeceğim. Biliyorsunuz Instagram'a Reels çekiyorum benim hazırlanan Reels'ları. Oradan bakabilirsiniz nasıl hazırlandığıma. Instagram'dan da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atmayı lütfen unutmayın. Öpüyorum sizi. Hoşçakalın.